İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit kurbanlarının 107. anma töreni Fransa'nın Draginyan kentinde gerçekleşti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti EYT Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit kurbanlarının anıtını ziyaret etti. Geham Stepanyan, inkar ve kayıtsızlık Türkiye ve Azerbaycan için yeşil ışıktır. Batı Ermenistan vatandaşları 28 Nisan'da soykırım kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulunacak. Başkan Joe Biden'ın 24 Nisan mesajı Arman Tatoyan Savaş sırasında zulümler yapanlar Azerbaycan'ın bozkurtlarıydı. Dersim Ermeniler soykırım Armenosit kurbanlarını andı. Bugün Henry Mongretay'ın doğum günü. Batı Ermenistan 22 Nisan 2022'de Draganian Belediye Başkanı Richard Strambio'nun himayesinde Azemer Sokağı'ndaki anıtın önünde Batı Ermenistan'da Ermeni halkına karşı 1894-1923 yılları arasında işlenen soykırım Armenosit kurbanlarını anmak için bir anma töreni düzenlendi. Törene Draganian Belediye Başkan Yardımcısı Christine Prompaselli Var İlçe Meclisi Başkan Yardımcısı Kristine Nicoletti, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, askeri yetkililer, Dragenyan Ermenileri Birliği ve yurtsever birliklerinin temsilcileri, Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armen Agabrahamyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakan Yardımcısı Suren Şahumyan, parlamento milletvekilleri, Ermeni Gazi Özgürlük Savaşçıları ve Destekçileri Ulusal Derneği Başkanı Brej Abrahamyan, Batı Ermenistan'ın bayrak taşıyıcısı, milletvekilleri, Fransız Gaziler ve Direniş Savaşçıları Derneği Başkanı Jean Gazarosyan katıldılar. Batı Ermenistan Başbakanı Seda Melikyan ve Parlamento Başkanı Nelli Harutyunyan Başkanlığındaki Batı Ermenistan heyeti 24 Nisan'da Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit kurbanlarının anıtını ziyaret etti. Heyet dünyanın farklı yerlerinden gelen Batı Ermenistan milletvekilleri, vatandaşları ve Batı Ermenistan'ın diğer evlatlarından oluşuyordu. Heyet anıt kompleksine Armenosit şehitlerinin anısına saygı duruşunda bulunup, çelenk bıraktı. Artsakh Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Geham Stepanyan, Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosid'in 107. yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj gönderdi. Artsakh İnsan Hakları Savunucusu'nun mesajından bir alıntıyı sizlere sunuyoruz. Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosy sadece belirli bir tarihsel dönemde işlenen bir insanlık suçu değil, 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında Batı Ermenistan'da, 20. yüzyılın sonlarında Sovyet Azerbaycan'ın çeşitli yerleşim yerlerinde, 2020 sonbaharında Artsak'ta olmak üzere Türk-Azeri ikilisinin daimi hedefidir inkar, farklı ülke liderlerinin ve uluslararası kuruluşların liderlerinin isteksizliği, siyasi ve ekonomik çıkarların şart koştuğu kayıtsızlık, Türkiye ve Azerbaycan'ın kriminal hedeflerini gerçekleştirmeye devam etmesi için yeşil ışık yakmaktadır. Ermeniler için ise bir asırdan fazla bir süre sonra soykırımın Armenosid'in tanınması ve kınanması, adaletin restorasyonu için sürekli arzunun bir kanıt olmaya devam ediyor. Sevgili yurttaşlar, Batı Ermenistan hükümeti tarafından her yıl düzenlenen Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit kurbanlarını anma töreni 28 Nisan saat 12'de Kırlangıç Yuvası Zizernagabert Anıt Müze Estütüsü yakınında gerçekleşecek. Katılım ücretsizdir. Herkesi etkinliğimize katılmaya davet ediyoruz. Unutmayın siz yoksanız biz bir eksiyiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosid'in 107. yıl dönümü vesilesiyle 24 Nisan'da bir mesaj ileterek Amerika Birleşik Devletleri'nin nefretin yıkıcı etkilerine karşı uyanık olma ve daha barışçıl bir dünya inşa etme taahhüdünü yineledi. Biden mesajında özellikle şunları söyledi. 24 Nisan 1915'te Osmanlı makamları Konstantinopolis'teki Ermeni aydınları ve cemaat liderlerini tutukladı. 20. yüzyılın en büyük katliamlarından biri olan Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit böyle başladı. Bugün imha programı sırasında yerinden edilen, öldürülen veya ölüme yürüyen bir buçuk milyon Ermeni anıyoruz. Bu kadar çok canın trajik kaybının yasını tutuyoruz. Eski Ermenistan Cumhuriyeti Ombudsmanı Arman Tatoyan'ın gönderisini sunuyoruz. Türk Dışişleri Bakanı'nın Uruguay'da gösteri yapan Ermenilere sinik bozkurt işaretiyle alaycı selam vermesi, Türklerin Ermenilere yönelik soykırım olan Armenosit politikasının bugüne kadar varlığını kanıtlıyor. Neofaşist örgüt bozkurtlar Azerbaycan'da da faaliyet göstermektedir ve Azerbaycan makamlarının himayesindedir. 2016 yılının Nisan ayı savaşı sırasında vahşet işleyenler bu aynı bozkurtlardı. Aynı vahşeti 2020'de Artsak'taki 44 günlük savaş sırasında daha etkin bir şekilde gerçekleştirdiler. Türk, özdeşi Azerbaycanlı yetkililer için Ermenistan Cumhuriyeti ile barış propagandasının dış dünyaya yönelik bir örtü olduğu açıktır. Aslında Ermenilere yönelik soykırım Armenosit politikası azalmadı. Gerçek niyetleri tamamen farklı. Dersim Ermenileri, Ermenilere uygulanan soykırım Armenosid'in yıl dönümünde birçok kentte anma töreni gerçekleştirdi. Hay Dersim platformunun çağrısıyla Batı Ermenistan'daki Gola Çetu ziyaretinde bir araya gelen platform üyeleri, sanatçılar ve çok sayıda yurttaş, Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosid sırasında yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulundular. Sonrasında yaşamını yitirenler anısına mum yakarak ziyarete karanfil bırakan platform üyeleri lokma dağıttılar. Haydersin platformunun Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki üyeleri anma programı kapsamında Yerevan'da Batı Ermenistan hükümeti heyetiyle birlikte soykırım anıtını ziyaret ederek soykırımda yaşamını yitirenleri andılar. Anmaya platform üyelerinin yanı sıra kurum temsilcileriyle çok sayıda kişi katıldı. Hay Dersim platformu üyeleri ve Gazi Dersimler Derneği üyeleri dernekte bir araya gelerek çıla yakarak lokmaları paylaştırdılar. Yapılan açıklamada Türkiye'nin Ermeni soykırımı Arminosit'le yüzleşmesi gerektiğinin altını çizilirken halkların kardeşliğine vurgu yapıldı. Henry Morgenthau 26 Nisan 1856'da Almanya'nın Mannheim kentinde doğdu. 1913 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson tarafından Osmanlı İmparatorluğu'na elçi olarak atanan Morgenthau başlangıcından bu yana imparatorluktaki katliam raporlarından rahatsız olmuştur. 1915'te Batı Ermenistan'daki Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit hız kazanırken Morgenthau gördükleri ve duydukları konusunda şüpheli davranırdı. Morgenthau defalarca Amerika Birleşik Devletleri hükümetini Ermenilere yok edilmesini durdurmak için müdahale etmeye çağırdı. 1915'te Dışişleri Bakanlığı'na Ermenilere yardım için fırsat tanınmasını isteyen bir dilekçe göndererek, Türkiye'nin askeri zorunluluktan dolayı Ermeni sürgünlüğünü bahane ederek Ermenileri fiilen yok etmeyi amaçladığı uyarısında bulundu. Şiddetli katliam Armenosu'da karşı devletlerin kayıtsızlıktan sarsılan Morgenthau, 1916'da büyükelçilikten istifa etti ve iki yıl sonra toplu katliamlar, Armenosit ve sürgünler hakkındaki tüm gerçeği ortaya koyan Büyük Elçi Morgenthau'nun hikayesi başlıklı belgeselini yayınladı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Batı Ermenistan Ulusal Marşı olan Zart Bir Lav eseri sunuyoruz. <laughs> Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.